kızlar günlük olarak buraya sürekli küflü ekmekler, hayvanların yiyemeyeceği atık gıdalar ve bir sürü gıda adı altında çöp atılıyordu. Nedense bu sokağa çıkma yasağında atılmadı. Yine de etrafta var sanırım. Şöyle komşumun bahçesine götürmüş sokak köpeği. O da her yeri küf içinde. Sokak köpeği ara sıra komşumun evine giriyor. Onun da böyle çok tatlı, sahipli bir hayvanı var. Yani sokak köpeği küflü ekmeği taşıyor. Evcil hayvan da durduk yere toksik gıda almış oluyor. İşte insanların bir türlü anlamak istemedikleri bir davranış kalıbı. Yani bu gıdalar sadece sokak hayvanlarını etkilemiyor, sahipli hayvanlara da zarar veriyor. Atılmaması gerekiyor. Ama bununla ilgili herhangi bir çalışmada bulunan kolluk kuvveti yok. Herkes kendi kafasına göre, kendi zihin akış eylem planına göre hareket ediyor. Bu da büyük bir kaos getiriyor. Bu insanların gücü birbirleriyle tanıdık, akraba ya da işte çeşitli sosyal olaylarla evlilik, iş ortaklığı gibi sebeplerle bir noktada buluşmalarından kaynaklanıyor. Yani bir tür aile içinde dayanışma gibi. Ve faydalı işler yapmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu bölgeye has bir şey. Ben 20 yaşında memleketimden çıktım. Birçok şehir gezdim. Ama akrabalığın bu kadar kötü yönde kullanıldığı bir yer görmedim. Doğa çok güzel ama insanlar bunu hak etmiyorlar. Şu mesela kırılmış, böyle güzel, uzun boylu bir çiçek bu yani. Bunu kırmaktan ne anlıyorsun? Buraya geldiğimden bir de sürekli bir boy muhabbeti duyuyorum. İşte kısa boylular şöyle olur, zeki olur, uzun boylular böyle olur. Böyle çocukça, saçma sapan günlük tartışmalar. Eğer bu halkanın içine girerseniz, yani bu daireye dahil olursanız, zaten bu insanların istediği şeyi yapmış oluyorsunuz. Onun için olabildiğince bu insanları görmezden gelmek gerekiyor. Ama bir yere kadar. Böyle günlük buradan ben yabani otları koparıyorum. Bana bir faydası yok. Sokak burası. Sadece hayvanlar için, doğa için faydalı olsun diye. Ama adamlar getirip buraya sürekli cam atıyorlar. Tıbbi maske atıyorlar. Bu maskeleri benim akrabalarım da kullanıyor. Ama onlar sokağa atmaz. En azından çöp tenekesine atarlar. Onlarda da tıbbi atık konteynerine atacak kadar bilinç yok. Hani bilinç olsalar da, mesela sağlık görevlisi olsalar da atmıyorlar. Bir sistem buna izin vermiyor. Birçok hastanede, sağlık kuruluşunda zaten tıbbi atık konteynerleri yok. İnsanlar ve sağlık görevlileri de çöpe atıyorlar. Şimdi buraya çok güzel bir çalışma yapmışlar. Sanırım bu yakındaki evlerden biri. Burası pislik içindeydi. Hayvanların su içebileceği bir alan yoktu. Zaten çıkan çöpler belli. Böyle çuvallar, yosunlar, poşetler. Allah Allah Allah. Yani artık yemekler. Adam buraya getirmiş kuru fasulyeyi dökmüş. Böyle ben de buna çok üzülüyordum. İlk defa faydalı bir iş yapmışlar. Belediye gelip burada çalışmıyor, yapmıyor yani. Herhalde mahalle sakinlerinden biri burayı bir güzel temizlemiş. Burası hep ottu. Burası aslında ne kadar güzel değerlendirilebilir. Mesela buraya çok güzel ortancalar dikilebilir, sardunyalar dikilebilir. Şu duvara sarkan. Merhaba. Merhaba aşkım. Merhaba. Çok güzelsin. Merhaba yo. Böyle sarkıcı bitkiler dikilebilir. Mesela Venüs saçı. Hem suyu seviyor, hem gölgeyi seviyor. Çok güzel bir görüntü verir. Şehirler böyle güzelleşir. Ama burada çok öyle güzelleşmeyle uğraşan insan yok. Daha çok işte
Ahmet'le Mehmet'le uğraşan insanlar var. Ayşe'yle Fatma'yla öyle bir şey işte. Şimdi ben bunu kaldırabilirim, alabilirim. Zaten her zaman yaptığım bir şey. Ama almadım. Çünkü bu davranış sürekli tekrar ediliyor. Bir de o kadar özensiz, o kadar tuhaf insanlar ki burayı temizlerken mesela çiçeğimi de köklemişler. Bu bir Kasım patı. Kasım ayında açıyor. Kasım ayı geldi mi Kasım patılar açar. Tuhaf bir çiçek. Atatürk'e hediye edilen seccadenin üstünde de Kasım patı deseni varmış. O yüzden de bana ilginç geliyor. Yani adamcağız onu toprağa koymamış. Yabani ot gibi atmış. Şu cam kırığını kaldırmamış. Bu cam kırıkları bir ot göbeğinin içindeydi. Öbeğin içindeydi. Yani şöyle elini attığın anda hani elini parçalayacak bir şey şekildeydi. Buradan herkes geliyor geçiyor işte. Mahalle sakinleri, mahalle yetkilileri, işte artık onlar neyse, zabıta, muhtar, bekçi. Ama kimse buna müdahale etmiyor. Yaklaşık olarak bir aydır burada. Eskiden ben sürekli toplardım. Bir baktım ki bir çıkmazın içindeyim. Onlar atıyor, ben topluyorum. Onlar atıyor, ben topluyorum. Bu arada iş arıyordum sürekli. Belediyede bir kadro varmış. Temizlik görevlisi. Hani ben de bir gelirim olsun diye başvurmak istedim. Sonra birazcık böyle şirketi inceledim, ettim. Nedense hep benim problem yaşadığım insanlara çok benzeyen bir profille karşı karşıya kaldım. Tabii ki böyle bir yakınlık yok ama hani o insanların klasik fiziki tipleri vardır ya, işte belirli bir fiziktedirler. Onlara çok benziyordu ve sırf bu yüzden o işe gitmedim. Yakınlarım da hep şunu söylediler. Aa bak görüyor musun Türkiye ne halde? Üniversite mezunları, yüksekokul mezunları temizlik işine gidiyor falan filan. Türkiye'nin böyle bir gerçeği var. Hiç kimse aldığınız eğitimden daha ilerisine gitmenizi istemiyor. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Çocukken ve gençken bunun tam tersini düşünüyordum. İnsanlar yeteneklerine göre bir noktada keşfedilirler ve daha ileri, daha ileriye giderler diye düşünüyordum. Ama gerçekler öyle değilmiş. Sistem şunu diyor. Sen oku, eğitim al. Alabildiğin kadar al. Sonra vasıfsız ve alt işlerde çalış. Ve bilmiyormuş gibi, haberin yokmuş gibi böyle hani kaba bir tabirle biraz saf ayağına yat diyor. Sonra kendi içinde bir sistem gelişiyor. Çalışanları denetleyen bir mekanizma. Ya da çalışanları yıldıran bir mekanizma. Sonra bu olaylardan ne besleniyor? Tabii ki psikoloji, sosyoloji falan filan. Bunlara yakinen şahit olduğum için bu kadar açık ve net söylüyorum. Ya insanların bu kaba saba davranışları, yetkililerin umursamazlıkları benim çalışmama mani oldu. Niye? Sadece fiziki benzerlikleri sebebiyle. Çünkü burada çok yaygın bir olay. Tavşanın suyunun suyunun suyu böyle bir akraba dayanışması oluyor. Ve sonra eften püften hikayelerle insanlar birilerine saldırmaya başlıyor. Örneğin ben burada kiracıyım. Adam gelmiş bana önceden burası bizimdi. Sattık. Şimdi siz oturuyorsunuz diye. Bana ne? Bana ne yani? Sonra aradan 5 yıl geçiyor. Birileri geliyor. Siz ne zaman çıkacaksınız bu evden? Çıkın evden. Ya sen kimsin? Bunlar işte tavşanın suyunun suyu. Bir zamanlar buranın sahibi. Bir zamanlar buranın kiracısı. Falan filan. Yani Türkiye'de hoş şeyler yaşanmıyor, hoş şeyler olmuyor. Ben yüksekokul mezunu olarak temizlik işçiliği yapmaya razıyım. Yeter ki aylık bir gelirim olsun, işte sigortam olsun, baktığım sokak hayvanlarına iyi ve kaliteli mama alabileyim, tedavilerini yaptırabileyim. Bugün gelir düzeyi üst çıtalarda olan insanlar bile sokak hayvanlarına baktıklarında bir çıkmaza giriyorlar. Çünkü bunun sonu yok. Tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bir sürü
hastalık var. Tabii bu noktada bazı insanlarla da mücadele ediyoruz. Hayvanlara yardım edeceğinize insanlara yardım edin falan filan. Biz insanlara da yardım ederiz, hayvanlara da yardım ederiz. Ayrıca biz sokağa çıkıp da ben yardımcı olmak istiyorum, ben her soruna el atmak istiyorum diye bağırmıyoruz ki. Bu olaylar bizim karşımıza çıkıyor. Biz de duyarsız kalmıyoruz. Hepi topu bu yani. Hani yoksa biz de çok istemiyoruz böyle her gördüğümüz canlıyı koştura koştura veterinere götürmeyi. Ya bu ay veremeyeceğim, borç yazar mısınız deyip sonra böyle aylık 5 lira 10 lira bir kenara koyup o paralarla hayvan tedavi ettirmeyi. Çok meraklı değiliz yani. Ben de bilirim işte orada burada gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi, 10 günde bir manikür pedikür yapmayı. Ama bu paraları hep hayati önem saydığımız şeylere harcıyoruz. Onlar için uğraşıyoruz. Ufacık bir cam kırığı. Ne var bunda? Aslında bir şey yok. Yani orada tesadüfen olmuş olsa hiçbir şey yok. Ama aynı olay yaklaşık olarak bir senedir devam ediyor. Ben evde çıkan çöpleri olabildiğince geri dönüşüm konteynerlerine atmaya gayret ediyorum. Çünkü çöp toplama, kağıt toplama insan onuruna yakışmayan bir meslek. Yani bu insanlar evlere gidiyorlar, ailelerine ekmek götürüyorlar. Herkesin deli gibi dezenfektan kullandığı bir çağda onlar çöpten ekmek kazanıyorlar. Bu ne kadar iç acıtıcı bir şey. O ailenin çocuklarına üzülüyorum mesela. Onların yaşadıkları yerlere üzülüyorum. O çöpleri götürüyorlar, evlerinde istif ediyorlar. İşte bazıları da böyle bir şeylerin kafasında kendi kendilerine hayatta sürekli problem çıkarma, problem yaratma gibi bir misyonları var, görevleri var. Ne kadar bu insanları görmezden gelmeye çalışsak da onlar sistemin açıklarından besleniyorlar. Demek istediğim, kolluk kuvvetlerinin daha duyarlı olması gerekiyor. Biz nasıl ki vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya gayret ediyorsak bildiğimiz kadarıyla, mesela sokağa çıkma yasağı var, çıkmıyoruz. Ya da araçla bir yere gidilmeyecek diyor, kolluk kuvvetlerini arayıp izin istiyoruz. Bunları yerine getiriyorsak kolluk kuvvetlerinin de biz her sorunu dile getirmeden çalışma yapmaları gerekiyor. Şu cam kırıkları bir hayvanın ayağına batsa ne olacak? Onun vebalini kim verecek? İnsanlar yövmiye alıyor, para alıyor. Bu parayla ekmek alıyorlar. İşte kendilerine keyif veren şeyleri alıyorlar. Çaymış, oymuş, buymuş, ekmekmiş, neyse artık. Sen karnını çalıştığın işten doyurabiliyorsan sorunları görmezden gelme gibi bir şansın yok. Artı sorun çıkartamazsın. Ben bu camı buraya atayım. Bir de kırılmış o cam. O cam nasıl kırıldı hiç bilmiyorum. Bir de bir yabani ot öbeğinin içinde. Ya bu kadar mı düşüncesiz olur insan? Bu kadar mı duyarsız olur? Türkiye'de işsizliğin yanında böyle de bir ikilem var. Bazı şirketler, bazı firmalar aile hegemonyasının altında. Diyelim ki ben ailemden birisini sevmiyorum ya da o beni sevmiyor. Bilemeyiz ki. Biz dünyaya geliyoruz, gözlerimizi açıyoruz. Ailemizi seçme şansımız yok. Onlar bize ne yaşatırsa ya da nasıl bir yola sevk ederlerse onu yaşıyoruz. Bu ailenin içinde sürekli nefretten nemalanan, sürekli başkalarını taciz etmekten mutlu olan böyle insanlar varsa, bir de kendilerine sözde maskeler takıyorlarsa, eğitimmiş, sosyoloji miymiş, psikolojiymiş falan da filan, bu insanlar gerçekten toksik ve zehirleyici. Bir faydaları yok, sadece ve sadece zaman kaybı. İşte ben de bıraktım o camları orada. Zaten bu insanları rahatsız eden nokta bu. Ne kadar duyarlı vatandaş olursa bunlar o kadar mutsuz oluyorlar. Çünkü sistemin eksiklerinden, insanların hatalarından besleniyorlar.
Ben normalde gördüğüm her yerden tehlikeli bir maddeyi alırım ama almıyorum artık. Bunun da vebali bu insanlara, böyle insanlara çözümsüz bir noktaya getirdikleri için yedikleri ekmeğin haram olduğunu düşünüyorum. Güzel şeyler var doğada. Hepsi birbirinden güzel, özenli. Ama her yerde olduğu gibi insan faktörü çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir nokta.